Bu ekranda gördüğünüz güzel kızın adı Esila. Esila, gün geçtikçe kaslarını kaybediyor ve artık sürekli hastaneye gidiyor. Esila bir SMA hastası. Elinden hep birlikte tutarsak, bütün acılarına son verebiliriz. Siz, gönlü güzel insanlar, elinden tutarsanız, yüzündeki bu gülücükler devam edecek. Kanalımızın SMA başlıklı videolarını izleyerek ve izleterek Esila'ya destek olur musunuz? Kızın gelinim olsun. 3. bölüm. Ankara'ya geldiklerinde öğleni biraz geçmişti. Birbirlerinden hiç kopmayan elleriyle garajdan çıkışa doğru giderlerken "Acıktın mı cennetim?" diye sordu sevdiği kıza. Başını salladı olumsuzca. "Nasıl acıkmadın? Ben kurt gibi acıktım," dedi yüzünde tebessümle. "Şuradan simit alsak, yanına da azıcık peynir." "Olur," dedi kız mahcupça. "Paramız var ha. Adem'e mi verdi?" "Babam da vermiş biraz ona." Karısının meraklı bakışları altında anlattı paranın hikayesini. Simit ve peyniri ödediği parayı görünce elindeki paranın kaç gün yeteceğini hesap etmeye koyuldu zihninde. Kalacak bir pansiyon bulduğunda ise hemen akrabalarının yanına gitmeye ve bir iş bulmaya karar verdi. Ankara'da bu şekilde ona bu para bir hafta bile zor yeterdi. Şehirde yaşam çok zor ve pahalı gibiydi. "Şehir köy gibi değil," dedi Feride. O şehirde yaşamıştı onca yıl. "Babam her gün çalışırdı, yine paramız yetmezdi." "Ne iş yapardı?" diye sordu Osman. "Ne iş yapılır şehirde, onu bilmezdi ki. Köyden askere giderken çıkmış, ondan da sadece askerlik yapmıştı. Zaten kimseyle muhatap olmazdı. Ona bir şey soran olursa konuşurdu, yoksa kendi halinde dururdu. Bir de askeriyenin kütüphanesinden kitap alırdı. Komutanı demişti. En çok kitabı okuyan Osman'dı. Severdi okumayı. Babası okuyan adamı severdi. İlkokulu bitirmişti. Belki imkanlar olsaydı okurdu ama nasip işte. Köylükte pek okuyan da olmazdı zaten. Ama duymuştu. Hayriye hala ile Ömer dayı çocukları okusun diye şehire gitmişlerdi. Hatta oğulları Mustafa'nın doktor olacağını söylerlerdi köyde. Paraları vardı. Köyün yarısı onların da neredeyse. Ama cömert adamlardı vesselam. Adem Memmi onlarla da konuşacaktı. Ne de olsa Ömer dayının yeğeniydi. O Kürşat denilen pislik. "İnşaatta çalışırdı," dedi kız. "Zaten orada bizim köylüler hep inşaatta çalışıyorlar." "Ben de iş bulurum değil mi?" "He, isteyen çalışıyor tabii. Bizim buralar gibi değil orası. Kadına da erkeğe de iş var. Biz de giderdik çalışmaya. Anam da çalışırdı. Ama bu kadar para ile bile zor yaşardık. Babam ev yapacaktı, arsa alacaktı. Az biraz biriktirmiştik ama nasip olmadı işte. İnşaattan düştü. Eş, dost yardım etti ama elimizdeki para babamı hastanede baksınlar değil. Karaciğeri parçalanmış. Bir ay yattı hastanede. Yanında çalıştığı adam da hiç oralı olmadı. Para da yetmedi tabii. Çıkardılar babamı para vermeyince. Senet de imzaladı abim. Ne yapar bilmem. O parayı nasıl öder? Çok muydu borç?" "Çok," dedi o harfini uzatarak. "Babam eve gelince, tabii biz bakamadık. Dediler ki karaciğer azıcık kalınca bile büyürmüş. Ama bakım lazımmış. Biz bakamadık. Hastane de almadı. Allah rahmet etsin," dedi Osman içi sızlayarak. "Amin."
Babam olsaydı bunlar olmazdı değil mi? Omuzunu silkti Osman. Bilemezdi ki. Kürşat zengin adamdı. Parası olunca hep öncelik onun olurdu tabii. Abim dedi ki Kürşat o senedi ödeyecekmiş. Boynunu büktü Osman. O mümkün değil, ödeyemezdi. Kendisi ödesin. Benim babamsa onun da babası, dedi kız öfkeyle. Haklıydı. Ben çalışırım, yardım ederim ona ödemesinde. Ben de çalışırım, dedi kız kocasının elini tutarak. Dedim ya, şehirde kadına iş çok, yeter ki çalış. Bilmem ki. Pek gönüllü değildi eşinin çalışmasına. Onun erkekler içinde çalışmasını hiç istemezdi Osman. Hele ben başlayayım işe de, gencim ya. Taş onu sıkmamı bekler. Güldüler genç adamın dediklerini. Ankara'da biraz gezdikten sonra tuttukları pansiyona geldiler. Odalarına girdiklerinde sadece bir yatak, küçük bir dolap ve küçük bir masa ile iki sandalye olduğunu gördüler. Burası güzelmiş, beğendin değil mi cennetim? Diyerek kızın beğendiğini duymayı bekliyordu. Çok güzel, dedi gülümseyerek. Banyosu da varmış. Odada bulunan kapıyı açtığında gördü pansiyon sahibinin dediği kapıyı. İstersen girsen banyoya, sıcak su da varmış. İyi, gireyim derken yüzü kızarmıştı kızın. Evliydiler artık, alışması lazımdı ama insan utanıyordu işte. Bu kadar evimiz olsa, dedi Osman kendi kendine. Bize yeter giderdi değil mi? Başını salladı kız. Seninle her yer yeter bana. Eşyalarını alarak girdi banyoya Feride. O çıkınca da Osman girdi. Askerden gelirken elinde olan çantaya sığdırmışlardı eşyalarını. Yeterdi ikisine. Osman banyodan çıktığında kız saçlarını tarıyordu pencerenin önünde. Uzun, kestane rengi saçlarını. Osman yanına gittiğinde elinden aldı usulca tarağı. Kendisi vurdu sevdiğinin saçlarına. Onu incitmeden sevgiyle. Sabah ezanı okunurken uyandı Osman. Kollarında sevdiği vardı. Saçları Osman'ın göğsüne yayılmıştı. Kokladı o eşsiz kokuyu. Her saç bu kadar güzel mi kokardı? Acaba ya da herkes bu kadar amber gibi miydi? Yarını uyandırıp sabah namazlarını kıldılar önlü arkalı. Normalde sabah namazından sonra uyumazdı Osman. Şehirde insanlar uyuyorlar, dedi Feride. Nasıl? İşe ne zaman gidiyorlar? Saat 8'de. O zamana kadar çok vakit var. Akşam ne zaman yatıyorlar? Oo, geç. 12 gibi falan. Kafasına bir hesap yaptı. Osman erken uyurdu hep. O zaman namaza da kalkınca... Kız gerisini getirmeden susturdu adamı. Pek namaz kılan da yok, dedi utanarak. O şehirde bırakmıştı namazı. Allah korusun, dedi telaşlı Osman. Bereket kalmaz, yok zaten. Babam derdi ki, Allah sabah namazından sonra rızık dağıtırmış. Onun için sokak kapısını açardı. Bizim de kısmetimize düşen evimize gelsin diye. Çok şükür evimizde hep tencere kaynadı. Düşündü kısa bir süre. Aşk dediğin bağrıma soktun bıçağı. Akan kanım göl olmadan tükenmez. Sevda kokan bu yaranın çiçeği petek petek bal olmadan tükenmez. Hasret nedir? Yarına sor, düne sor. İnanmazsan dönder, aktar, gene sor. Sensiz geçen geceleri bana sor. Saatleri yıl olmadan tükenmez. Görsem derim biçimini, rengini. Kötü talih yüksek yapar engini. İçimdeki bu sevginin yangını kül olmadan tükenmez. Şiiri o kadar derinden okudu ki, rahmetli babam
inilerdi bu şiiri. Hani derdi, Mihriban türküsünü yazan adam yazmış bu şiiri diye. Ağzından duymuş radyodan. Kara Koç muydu, neydi adı? Omuzunu silkti Feride. Bilmem ki ben. Ama bilirim Mihriban'ı, dedi kız. Severdi o türküyü. Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışım çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Türkü o kadar yürekten söylemişti ki Osman. Sevdiğinin elini öptü tüy gibi narinci. Bu eller sert sevmeye bile gelmezdi ki. Bir de kemençe deseydi sana, tabiplerde yarama ilaç olmadığını, kıkırdadı kız. Yanındayım ya, dedi yüzünde o eşsiz gülümsemesiyle. Çok şükür, sevdiğinin elini tutmak şu an onun için şükür sebebiydi. Gidecek miyiz bugün? Işıl ışıl gözleriyle sordu Feride. Yok, bence bu gece kalalım. Şimdi sen yola dayanamazsın. Başını eğdi kız utançla. İyiyim ben. Olsun, yine de yarın gideriz nasipse. Ama pahalı burası. Olsun, bir gece daha kalırız. Hadi, çıkıp bir şeyler yiyelim. Çorba çok pahalı mıydı? Durdu Osman. Akşam çorba içmişlerdi. Demek ki sevmişti cenneti. Değildi, dedi sevdiğinin alnından öperken. Hadi örtünü bağla da çıkalım. El ele dışarı çıkıp yine dün akşamki çorba dışında çorba içtiler. Çorbacıya nereden telefon edeceklerini sorup ayrıldılar. Yakın yerde parkın köşesinde telefon kulübeleri olduğunu öğrenmişti. Öyle söylemişti garson. Hemen bir telefon kartı aldı. Orada Adem Emin'in verdiği telefon numarasını aradılar. Durumlar kötüydü. Osman'ın ablalarına gitmişti Kürşat. Onları sıkıştırıyorlardı. Bursa'ya da gitmeyin demişti adam. Durumlar kötüydü. Ankara kocaman şehirdi. Orada onları bulmaları zordu. Akşama doğru Bursa'da oturan bir akrabası geldi aklına. Hem okul arkadaşıydı. Askerdeyken de Balıkesir'e yanına da gelmişti. İyi bir arkadaştı, vefalıydı. Telefonların yazılı olduğu defterini çıkardı. Orada adı vardı. Cennetim, ben bir arkadaşa daha arayayım, diyerek kızla beraber fazla uzaklarında olmayan telefon kulübesine tekrar yürüdüler. Telefon kartını makinenin hazinesine yerleştirdi. Derin bir nefes aldı. Kulübenin dışından endişeli gözlerle sevdiceye ona bakıyordu. Gülümsedi kıza. Arkadaşını sordu telefonu açan kadına. Eşi olmalıydı. Daha askere gitmeden evlenmişti, iki çocuğu vardı. Akşama gelir demişti kadın. Akşama arardı artık. Kim olduğunu demedi kadına. Kapattı telefonu. Akşama az kalmıştı nasıl olsa. Hadi gidelim mi parka? Sessizce başını salladı Feride. Yapacak bir şey yoktu sonuçta. Göz göze beklediler akşamı. Gittikçe büyüyen ama birbirine demedikleri bir endişeleri vardı. Akşam namazından sonra pansiyona gitmeden bir daha aradı arkadaşını. Dursun açmıştı bu sefer telefonu. Senin olduğunu bildim vallahi Osman, dedi arkadaşı samimi bir şekilde. Olanları duydum, dedi gergin sesiyle. Ne ettin oğlum sen? Adamın sevdiği kızı almış gitmişsin. O benim sevdiğime göz koydu şerefsiz.
Osman'ın en kötü huyu küfür etmekti. Ağız dolusu küfürü basmıştı yine. Vallahi öyle demiyor oğlum, adam sözlenmiş. Oraya da mı geldiler? Derin bir nefes aldım. Geldiler tabii, bana da geldiler. Sordular neredesin diye. Çocuklarım falan çok korktu. Neredeysen buralara gelme bile. Adem emmesi zaten nerede olduğunu kimseye deme dediği için dememişti şükür. Neredesiniz bu arada? Neyse boş ver, neredeyim? Dedi, canı sıkılmıştı bu işe. Sarı saçlarını kaşıdı, ne yapacağını bilemez halde Feride'ye bakamadı, çaresizliğini görmemesi için. İçinden Allah'ım sen bilirsin diyerek onu yaradana sığındı. Sanki desen ben ona diyeceğim. Yok ondan değil de diyerek ağzının içinde geveledi. Neyse kardeşim ben seni ararım diyerek kapattı telefonu. Kapıyı açıp kulübeden çıkınca oraya da mı gitmişler diye soran kızın yüzü düşmüştü. Gitmişler cennetim. Biz de burada kalırız, kocaman şehir. Bir dam buluruz değil mi bir başımıza? İnşallah, uzattı elini sevdiğine. Ya bu koca şehirde ne de rahat tutuyorum ben senin elini. Bilen gözlerle baktılar birbirlerine. Mutlu olacak bir şey mutlaka olurdu. Nefes alabilmek, hele hele. İkisi aynı mekanda. Hatta sevdiğinin ciğerlerinin bıraktığı havayı kendi ciğerlerine doldurmak. Allah'a şükür sebebi değil miydi? Birdiler ya, birbirlerinin yâri, sevdiği, eşiydiler ya. Geri kalan her şey hallolurdu. Şimdi pansiyona gidelim mi? Aa, dur, önce yemek. Simit. Olmaz. Simit olmaz şimdi. Olsa da bayat olur. Çorba. Feride seviyordu çorbayı. O sebeple diyordu aslında. Bakarsın yarın akşam kendi evimizde içeriz ha çorbamızı senin güzel ellerinden. Burada mı kalıyoruz kesin? Etrafına baktı Osman. Baksana kocaman şehir ve bir sürü insan. Aralarına karıştık mı bizi hiçbir yerde bulamazlar. Bulamazlar tabii. Yarın ev bakarız. Hem çorbacıya gidelim. O çocuk iyi birine benziyor. Ona sorarız ev. Tamam. Sormuşlardı. Ama ellerindeki para iki aylık kira bile olmazdı. Onlara daha uygun ev bulabilecekleri yerleri tarif etti. Arayacaklardı artık. Aradılar. Bu arada ellerindeki para da azalmaya başlamıştı. Pansiyon da çok para alıyordu. Buldukları evlerin hiçbiri onların parasına yetmiyordu. Ev bakarken önünden geçtikleri bir hastane dikkatini çekti Osman'ın. Feridem, dedi fısıltıyla, geceleri burada kalsak. Epey insan vardı bu akşam saatinde. Hem içerisi de sıcaktır. Paramız az kaldı diyememişti kıza. Kalalım, dedi kız. Evde bakarız. Kimsesizlik buydu işte. Ve hastanede kalmaya başladılar. Gece orada kalıyor, yemek olarak da ekmek yanında birkaç domates alıyorlardı. Bir hafta kalınca hastanenin güvenliğinin dikkatini çekti durumları. Babacan bir adamdı. Evsiz olduklarını öğrenince Osman'a bir inşaatlı iş buldu. Feride sabahları hastanede kalıyor, Osman da bulduğu işe gidiyordu. Bu arada güvenlik görevlisi onlara iki göz bir ev buldu. Kirasını verdi Osman hemen. Zaten güvenlik görevlisi de kefil olmuştu ona. Doktorlar da evlerinin ihtiyaçları için onlara harçlık vermişlerdi. Hastane çalışanları durumlarını öğrenince yardım etmiş, evlerine onlara yetecek kadar eşya bile getirmişlerdi. Feride hemen temizledi bu harabe evi. Kireç almıştı Osman. Evin içine dışına sürdüler birlikte. Çiçek gibi yapmıştı Feride yuvalarını. Evlerinde yatakları, ocakları, bir tencere, iki tabakları ve çatal kaşıkları vardı. Yer sofrası da vermişti biri. Yeterdi onlara. Evlerinin en büyük şeyi huzurdu. Feride gibi Osman'dan daha varlıkta yetişen kız bunlara sevinmişti. Osman ise zaten aylardır bu kadar eşya ile yaşıyordu.
Onun için içinde cenneti olduktan sonra her yer cennetti. Güvenlik, kimsin, nesin, nereden geldin, kimseye deme diye nasihat etmişti Osman'a. İnsanlar para için gözlerini kırpmaz, onları ele verirlerdi. Onlar da demediler kimseye kim olduklarını. Komşuları bile bilmediler kim olduklarını. Osman gittiği yerde sevdiriyordu kendini. Alışık olmadığı inşaat işlerinde elleri patlıyordu. Her akşam sevdiğinin ellerinde buluyordu şifayı. Yine akşam eve geldiğinde Nitin ağacının kökünden yaptığı kremi eşinin patlayan parmaklarına sürüyordu Feride. Ellerin ne hale geldi böyle? Bir doktora gitsen de. Geçer gülüm, senin ellerin şifa bana. Tek derdi bu elleri ile yarinin o narin tenine dokunamamasıydı. Elini yüzüne uzatmak istemişti ama engel oldu kendisine. Feride ise anlamış ve eşinin yaralı ellerini yüzüne götürmüştü. Tenini acıtacak ellerim, dedi adam sitemle. Senin ellerin de benim ruhum zaten acıyor. Ten acısı ne ki? Geçer bunlar. Başlarda herkes de olurmuş. Nasıl olacak dediler. Ellerim sertleşecekmiş. O zaman bir şey kalmazmış. Üzülme sen. İyileşince üzülme. Cennetim, dedi sevgili. Ne çok seviyordu her şeyi olan bu kadını. Yeryüzünde bir ikisi vardı sanki. Başkası da yoktu. Ara sıra Adem emmi ile konuşuyordu. Kürşat bir türlü durulmuyordu aldığı haberlere göre. Takmıştı kafayı. Kuru inattı onunkisi. Osman gülümsüyordu kadına. Osman, gülümsüyordu kadın. Bebeğimiz olsun ister misin? Şaşkınlıkla baktı adam gözlerine kadının. Hamile miydi acaba? Bakma öyle, gebe değilim. Sordum sadece. Yeni banyo yaptım. Bitti mi? Sevinmişti sanki bunu. Başını salladı Feride. Hala utanıyordu kocasından. İstemem mi hiç? Senden gelene can kurban cennetim. Yani ruh durumumuz. Olsun. Allah dünyaya gönderdiğin rızkını da gönderir. Bak evlendik. Bir şekilde boğazımız doyuyor değil mi? Haklıydı. O hastaneye gönderdi. Allah bizi rızkımız için. Demek ki onlar da vazifelendirilmişti. Hem hafta sonu Doktor Murat'ın evinde biraz iş varmış. Gidip onu yapacağım. Azdan çoktan akıyor bak. Elhamdülillah, dedi Feride. Bu adamın şükrü dilinden düşürmeyen gönlünü seviyordu. Başını usulca Feride'nin bacaklarının üzerine koydu. Karısının karnından öptü bir tüy gibi. Düşünsene, senin evladın ne kadar güzel olur. Hem akıllı da olur senin gibi. Benim gibi mi? Ben sana benzesin isterim. Çok yakışıklısın. Öyle miyim gerçekten? Öylesin tabii. Derken adamın yüzünde dolaştırıyordu ellerini. Çarşıda, pazarda kızların gözü hep sende. Görmedim. Ben sadece senin gözlerini görüyorum. Ona da öyle vurgunum ki birçok kahverengi göz ver ama seninkisi gibisi yok. Mesela yüzümü kapatsam, yani onlar da kapatacak. Kim? Kahverengi gözlü olan kızlar. Merak ediyorum, beni tanır mısın? Gülümsedi Osman. Tanırım. Senin gözlerin gibi kimse yüreğime bakmaz ki. Bizim çocuğumuzun gözleri senin gözlerine benzesin ama. Nedenmiş o? Mesela senin gibi aynı sana benzeyen bir oğlum olsun isterim ben. Senin gibi boylu postlu, senin gibi mavi göz, sarı saçlı, senin gibi akıllı. Gözlerini kıstı Osman. Doktor olsun benim oğlum. Tabii kızım da olsa olur, sorun yok. Aynı sana benzesin. Ama benim kız halim çirkin olur sanki. Kahkaha attı Feride. Bence güzel olur. Peşinden koşan çok olur o zaman kızımızın. Osman hemen kalktı yattığı yerden. Sert gözlerle baktı karısına. Benim kızımın peşine çıkan adam var ya, diyerek
hayali damat adayına küfretti. Bak sen, sen elin kızını aldın ama. Durdu bir an. Ya sen almadın değil mi? Elin kızı sana geldi. Tabii bana geldi. Benim gibisini kaçırır mı adam? Ama benim kızıma kimse gelmesin. Kıskanç bir adamım ben. Sana benim gözümle bakan adama tahammül bile edemiyorum. Ben seninim artık. Benimsin. Bu saatten sonra kimse alamaz elimden seni. Feride'nin bir içi titredi. Osmansız bir hayat. Hayat olur muydu? Allah korusun, dedi kız. Ölürüm. Sıkıca sarıldı Osman sevdiğine. İçimden sana doyamam diye bir korku geçiyor bir an. Sarıp sarmalayıp yanımdan hiç ayırmak istemiyorum. 50 senem olsa böyle dip dibe doyamam sana galiba. Karısı duyduklarına kıkırdayınca uzanıp dudaklarında soluklandı Osman. Osman, dedi kocasının kollarının arasında yatarken. Cevap vermek yerine kestenli saçlarını öptü sevdiğini. Beni unutmazsın değil mi? Kadının çenesinden tutup bakışlarını kendisine çevirdi kaşlarını çatarak. O da nasıl kelam böyle? Bilmem. Omzunu silkti Feride. Dün gece bir rüya gördüm. Kara yel esti birden. Sen yoktun. Beni aldı gitti cehenneme. Yani ben öyle olduğunu düşündüm. Ateşler sarmıştı her yanı. Oraya savurdu. Sonra sen beni aradın. Ama sen, kocasının gözlerine baktı. Sana bir gül verdiler. Ama kıpkırmızı. Öyle güzel ki. Tomurcuk kan akıyordu. Sen onu kokladın. Allah hayretsin cennetim. Seni koklarım ben sadece. Gül sensen koklarım. Bir tek rüya. Rüya bu. Rüya ilamel edilmez ki. Koklamazsın. Kocasının hayran olduğu gözlerine baktı. O cehennemde sen de vardın ama sen değildin. Derken daha bir sarıldı Osman. Unut bunu, dedi sevdiğini. Sen ve ben. Sen ve ben. Ayrılık olursa da sadece ayrı mezarlara gireriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.